130 kiloda zirvenin uzun süredir sahibidir Rıza Kayaalp. Yine destan yazdı. 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Grekoromen'de 4. kez şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Haydi Rıza Kayaalp. Rıza Kayaalp finalde. Çok önemli efendim. Kayaalp minderde ter dökerken Yozgat'a çevrildi kameralar. Baba evinde de ailesinin kalbi onunla birlikte atıyor. Minik kızı babasının zaferini ekran başında izledi. Mutluluğu, coşkusu görülmeye değer. Babası boynuna şampiyonluk madalyası taktı. Kızı Ayvera ekran karşısında yerinde duramadı. Rıza Kayaalp 130 kiloda tarihi başarılarından birine daha imza atıyor. Altın madalyanın sahibi oluyor. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yine destan yazdı. Avrupa şampiyonluğuyla 10. kez Türk bayrağını dalgalandırdı. Grekoromen 130 kiloda 4. kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu oldu. 29 yaşındaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden dünya güreş şampiyonasında Grekoromen 130 kiloda final mücadelesine çıktı. Rıza Kayaalp, Türk güreşçi, Grekoromen 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi. Boyu 1.83 olan Kayaalp'in kilosu 130'dur. Aski Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Kayaalp, 10 Ekim 1989'da Yozgat'ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. Annesi Sevgi Kayaalp, babası ise Kelami Kayaalp'tir. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen stilde güreşe başladı. Ama tabii güreşe başlayınca 10 yaşına itibaren bir aile şeyi kalmadı bende, ortamı. Çünkü 10 yaşından itibaren böyle tam bir aile ortamını yaşayamıyorum. Yani sonuçta evden uzaktayız. 10 yaşında güreşe başlayan Kayaalp, İlk uluslararası madalyasını yıldızlar kategorisinde 2005 yılında Arnavutluğun başkenti Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek yıldızlar Avrupa şampiyonu olarak kazandı. Rıza Kayaalp madalyalara, birinciliklere doymadı, yine tarih yazdı. Bir insan yaptığı işi çok seviyorsa, evet, yani inanılmaz seviyorsa hiçbir zorluğu yoktur. Mesela çok zor bir spor. Ama şöyle bazen düşünüyorum, çok da zor değil diyorum ben. Niye? Çok seviyorum şöyle çünkü. Severek. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'ne transfer olarak olimpiyat şampiyonu olan Mehmet Akif Prim'in gözetiminde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanarak bu okuldan mezun oldu. Neredeyse bütün kamp paraları Yozgat'ta geçiriyorum. Boş zamanlarımı, dinlenme zamanlarımı. Çünkü buranın havasını, ne bileyim, ortamını daha çok seviyorum. Hani arkadaşlarım da çoğu burada. Annem babam burada, tüm ailemiz burada. Babaannem, büyük babam burada sonuçta. Bütün kamp arası gelip hem onları ziyaret ediyorum, hem zaman geçiriyorum. Hem de buranın havası bana daha iyi yarıyor. Hem de antrenman yapıyorum o şey. Kamp arası da birkaç antrenman da burada yapıyorum ki vücuduma daha iyi geldiğini düşünüyorum. İnsan işini severek yapmak zorunda, başarılı olmak istiyorsa. 2008 yaz olimpiyatlarında birinci turu bay geçen Kayaalp, ikinci turda Litvanyalı rakibiyle olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak olimpiyat oyunlarına veda etti. Çok zorlu bir müsabakaydı. Son dakikaya kadar savaştım. Rakibim gerçekten çok güçlü bir rakipti. Peskara'daki 2009 Akdeniz oyunlarında Grekoromen stil 120 kiloda finalde Yunanlı rakibini maç 7-0 iken tuş ederek Akdeniz oyunları şampiyonu oldu. Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. Ben oğlumla gurur duyuyorum, mutluyum. Oğlum 9. kez Avrupa şampiyonu oldu, çok gururlu, çok mutluyum. Biz ailenin içinde büyümüş biriz. Hani köyde büyüdük, beraber çalıştık. Ben yürümeye başlayınca bana dırmık verdiler işte tarlada falan. Öyle beraber hani ne kazandık ne ettik, beraber yer içip aynı sofraya oturduk. Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 120 kiloda Dünya Gençler Şampiyonu oldu.
Hörnik'te düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü. 28. Uluslararası Vehbi Emre Grokuramen Güreş Turnuvası'nda 110 kiloda altın madalya kazandı. İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grokuramen Stil 120 kiloda finalde Kübalı Lopez Nunez'i 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye şampiyonada sadece bir siklette birinci olarak altın madalya aldı. 6-7 yaşlarında karar vermiştim güreşçi olmak için. Ondan sonra da 11 yaşıma kadar bekledim ve güreş eğitim seçmenine giderek güreş eğitim kazandım ve güreş hayatıma öğrenmekle başlamış oldum. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grokuramen Stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Mesela kürsal kesimde de güreşçi olmak isteyen, halterci olmak isteyen ya da atlet olmak isteyen çocuklar çok ama kaybolup gidiyorlar. Orası da var yani. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 yaz olimpiyat oyunlarında Grokuramen Stil 120 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 birinci Avrupa oyunlarında Grokuramen Stil 130 kiloda finalde Azerbaycanlı Sabai Şarati'yi 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde İranlı Amir Aziz Ali Akbari'ye karşı 4-1 kaybetti. Bronz madalya maçında İsveçli rakibini 3-0 kazanarak bronz madalya aldı. Rıza Kayaalp'in madalyası şampiyon Ali Akbari'nin dopingli çıkması üzerine gümüş madalyaya döndü. Tabii benim için anlatılmadığı derecede büyük bir önemi var bu güreş eğitim merkezin. Çünkü ülkemi temsil etme, ülkeme başarı kazandırma ve kendi hayatımı kurtarma şansı verdi bana ve ben de bu şansı en iyi şekilde değerlendirdim. Tabii sadece Yozgat'ta değil, Türkiye'nin 30'a yakın şehrinde bu güreş eğitim merkezleri var. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp finalde Kübalı Mijain Lopez ile karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grokuramen Stil 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi oldu. Finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen milli güreşçi altın madalyaya uzandı. Letonya'nın başkenti Riga'da süren 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki final maçında Ukrayna'da rakibiyle karşılaşan Türk güreşçi skor 2-2 beraberken rakibini tuşla yenerek altın madalyaya ulaştı. Bir, yeteneklerine göre hareket etmeleri. İki, yapacakları işi iyi öğrenmeleri. Sonra çok çalışmaları. Sonra da başarılı. Brezilya'nın Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 yaz olimpiyat oyunlarında Grokuramen Stil 130 kiloda Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 6-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Seri başı olması nedeniyle ilk turu pas geçen Kayaalp, ikinci turda Venezuela'lı rakibini üstünlükle, çeyrek finalde Azerbaycanlı rakibini tuşla, yarı finalde ise Alman rakibini yine teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale kalmıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grokuramen Stil 130 kiloda finalde Estonya'da rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Rusya Federasyonu'nun düzenlediği 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grokuramen Stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp finalde Rus rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazandı. 7-2 de bu kadar enerji. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Ya şuna bir Osmanlı tokadını at usta ya. Öyle olmaz lan tabi. Dur. Abi Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp 2019 yılında Zeynep Yılmaz'la dünya evine girdi. İki kez düğün yapan Kayaalp, diğer düğününü memleketinde yaptı. Rıza Kayaalp'in bir de kızı vardır. Rıza Kayaalp başarısına başarı katmaya devam ediyordu.
Kazakistan'da düzenlenen 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stil 130 kiloda final karşılaşmasında Kübalı rakibini 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Greco-Roman stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Volkswagen Arena'da 66. düzenlenen Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri Rıza Kayaalp Yılın Sporcusu kategorisinde birincilik kürsüsüne oturdu. 2019'un en iyisi olan milli sporcumuz ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı. Bu ödüle beni layık gören halkımıza, oylarıyla layık gören halkımıza ben teşekkür ediyorum. 2020 yaz olimpiyatlarında Greco-Roman stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, İranlı rakibini 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Rıza Kayaalp ilk tur mücadelesinde Litvanyalı rakibini 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Bu turda da Alman rakibini 6-2 yenen Kayaalp adını yarı finale yazdırmıştı. Kübalı Mijail Lopez Nunez ile yarı finalde karşılaştı. Maçı 2-0 ihtar puanıyla kaybeden Kayaalp, bronz madalya maçında İranlı rakibini 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Hamit Kaplan'ın ardından 3 olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi oldu. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, Greco-Roman stil 130 kiloda altın madalya aldı. Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Valla geleceğimizi her zaman iyi görüyoruz, iyi görmek zorundayız. Geçmişe değil, geleceğe bakmamız lazım. Bak bu çok önemli. Ben şu an geçmişte ne yaptım? Avrupa Dünya Şampiyonluğu kazandım. Ben orada kalırsam orada kalmış olurum. O şeyle devam ederim. İleride de bunu kendimi geliştiremem. Ülkeme de başarı kazandıramam. O yüzden her zaman ileri görüş. Yani ilerideki başarılara hedef almamız gerekiyor. 4 kez dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 yaz olimpiyatlarında gümüş, 2012 ve 2020 olimpiyatlarında ise bronz madalya kazanmıştır. Rıza Kayaalp hiçbir zaman pes etmedi. Başarısını her zaman daha üst düzeye çıkarmaya çalıştı. O, Türkiye'nin en iyilerinden biri. Başarınızın her zaman daha iyi olması dileğiyle. Hoşçakalın.